başladım. Sen acelin de lan. Ayrı ayrı alacaklar değil mi? Gökhan'ın avukatı dilekçe vermiş. Can güvenliği bakımından önce Gökhan'ı dinleyecekler. Sonra İhsan'la Sonia'yı dinleyecekler işte. Ailesini güvenceye aldık abi. Gökhan ben öldürmedim deyince öbürlerinin suratını merak ediyorum ben. İhsan'ın mı? Alayının işte onun. Aynur'un, Soner'in, İhsan'ın. Oturun. Sanık Gökhan Şenay. Söyleyeceğim bir şey var mı? Savcıyı ben öldürdüm. Kimseden yardım almadım. Suikastı tek başıma planladım. Annemin intikamını aldım. Oğlum gerçeği söylesene lan. Sessiz olun. Arkandaki adamları söylesene. Gerçeği söylesene lan. Sessiz olun. Atın şunu dışarı. Lan yalan söylüyor. Yalan söyleme lan. Gerçeği söyle lan. Gerçeği söyle. Tehlikeyi atlatmadın, daha binmen gereken şeyler var. Ne? Sokak ortasında konuşamayız. Bin dedim. Oh. Konuşmayacak mısın? Dinleme cihazı yanında mı? Hayır, alevde bıraktım. Kafana silah dayadığım için üzgünüm. Özür mü diliyorsun yani? Ya. Stratejik bir hata yaptım. Kendime kızıyorum, üstüne alınma. Anlamadım, ne hatasıymış? Seni kullanmak varken ortadan kaldırmaya çalışmak akıllıca değildi. Kendimden beklemediğim bir hareketti. Hiçbir zaman oldum demeyeceksin bu hayatta. Tam oldum diyordum kendime. Büyük bir hata yapıyormuşum az kalsın. Ne diyorsun sen ya? Zaim'in aramızda geçenlerden haberi olmadığını varsayıyorum. Bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Peki İzahim beceriksizliğin hakkında ne düşünüyor? Tehdit ediyor beni. Ama Behzat beni koruyacağını söyledi. Behzat kendini korusun önce. Zaim'i ara. Hanımefendiden randevu aldığını söyle. Cihazı bugün yerleştireceğim de. Nasıl olacak o iş? Ayarlandı. Hanımefendinin evine bugün cihazı yerleştirecekler. Sen sadece Zaim'i arayacaksın. Bu seninle yapacağımız sonuç olacak. Bundan sonra seni rahatsız etmeyeceğiz. Hem Zaim'den de kurtulmuş olacaksın. Ama tek şartımız var.
Behzat'ın haberi olmayacak. Telefon yanında mı? Evet. Zahim'i ara. Haziran 2012 tarihinde cezaevi çıkışında bir suikaste kurban giden Cumhuriyet Savcısı, bugün görülen ilk duruşmasında tetikçi olarak yargılanan Gökhan Şenay'ın verdiği ifade üzerine azmettiricileri olarak yargılanan İhsan Gözüaçık ile Soner Yolalan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Tetikçi olarak yargılanan Gökhan Şenay, mahkemede cinayeti tek başına planlayarak savcıyı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Hacı, birden 49 ara, 6 tane sayı söyle bak. Ne bakayım? Hacım dedim diye mi kızdın şimdi? E senin de bana Muzo diyeyim, ben bir şey diyor muyum? Hadi söyle, 6 tane sayı söyle bak. Muzo, sinirliyim biraz. Ya onu demiyorum, 6 tane sayı söyle işte. Şimdi olmaz. Ne oldu ya, neye kızdın? Babama. Ne oldu, yine laf mı söyledin? Yok, haberleri seyrettim şimdi. Evet. Savcı suikastinin azmettiricilerini serbest bırakmış. Hangi savcı? Ne suikast? Ne azmettiricisi ya? Benim babamı bir görmem lazım. Ya ne oldu? Niye anlatmıyorsun ya? Akşam işimiz olabilir. Allah'a mı diyorsun? Kime indiriyorsun? Bakacağım. Hemen mi gideceğiz? Sen mesaiye kal, ben sana haber vereceğim. Şişt, dur gitmeden bir 6 tane sayı söyleyelim ya. Şişt, tamam tamam, dur, benim de işim bitti. Dur, ben de geliyorum. Alo! Abi o zaman biz boşuna etmişiz bu olayı. Ya adamın ailesini koruyacağız diye götümüz yırttık, adam yalan ifade verdi hali. Ailesi güvendeydi, niye ifadesini değiştirdik? Ya işte Bolu'da peşinize düşenler yok mu? Onlar bir yolunu bulmuş. Biz de koruduğumuzu zannediyoruz. Bolu'da size saldıran adamın ifadesi gelmedi mi daha kızım? Susma hakkını kullandı. Savcılığa sevk etmişti. O zaman bizim o herifin telefon kayıtlarına ulaşmamız lazım Eda. Ulaşırız. Ulaşalım bir bakalım kimle görüşmüş, ne yapmış. Ya benim şu Gökhan'la görüşmem lazım ama beni görüştürmezler. Savcılığa yazı yazarım ben. Yaz kızım yaz. İfadesini değiştirdi. Nedenini öğrenmek istediğimizi söyle. Gökhan'la da sen görüşle. Tamam gideyim abi. Hatta hemen gidiyorum abi. Eda gidelim hadi. Git. Abi bir ailesiyle konuşalım. Belki bir şeylerden haberleri vardır. Ben konuşurum lan. Şu Zahim'i bulun. Ne oldu Zahim? Yok abi. Adamdan iz yok. Yani birkaç yere haber bıraktım. Ben de bakacağım. Ben de geleyim lan seninle. Ne oğlum, mahkemede ne tertiplendiyse Ayşe'de onu Zahim tertipledi. Bulun lan şu adamı. Tamam. Hadi gidelim. Ha. Niye çıktınız misafirhanede? Eve gidiyoruz. Mahkemeye kadar diye konuştuk ya, onda. He. Bu Gökhan niye değiştirdi ifadesini biliyorsunuz mu siz? Amirim her şeyi anlatacaktı. Biz de anlamadık vallahi. Misafirhanede başınıza bir şey gelmedi değil mi? Yok, kimse bir şey demedi. Yanımıza gelen de olmadı. Ayşe sen bir şey biliyor musun? Ya Gökhan birinden korkuyor. Bizim ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sen abime yardım mı etmek istiyorsun? He. Mahkemede saldırdın ama. Ya Gökhan yalan söylüyor. Katil olmadığını ben biliyorum. Vallahi amirim şaşırdı kaldı. Ne oldu ne bitti anlamadık. Gökhan bana her şeyi anlatacağını söyledi. Beni kullandılar dedi. Eğer kardeşimi korursan mahkemede gerçeği söyleyeceğinden bahsetti. E koruduk. Ama demek ki biri ya ona ya sizden birine ulaştı. Bizim ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bak Ayşe, eğer abine yardım etmemi istiyorsan bildiğin her şeyi anlatacaksın kızım. Bir şey bilmiyorum ben. İyi. Bir şey olursa ararsınız o zaman. Ararız amirim. Kusura bakma. Eyvallah. Nasıl babandan? Dava dosyasının adresi vardır adamın. Ha.
Senin şu kafanın çalışma biçimine hayranım var ya. Ciddi söylüyorum bak, yemin ederim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yani. Ne yapacağım babana gidip, ya baba biz bu akşam bir arkadaş indireceğiz de adresini bulamadık, bize bir yardımcı ol mu diyeceğim. Sen orasını bana bırak. Ondan önce bir işim daha var. Neymiş? Alo Behzat. Buluşabilir miyiz? Ne oldu lan? Konuşmak istiyorum sadece. İyi la iyi. Hüseyin'in meyhaneye gel. Tamam. Ya sen şu adamı niye arayıp duruyorsun ya? Başımıza bela edeceksin. Karışma. Nereye karışma ya? Mevzuata giderken atıl Muzaffer, muhabbete giderken otur Muzaffer mi yani? Tamam, sen dışarıda beklersin. Oldu amına koyayım. İşin düşünce Muz'a gel dersin, Muz'a koşar gelir, olur mu? Abartma Muz'u. Ya nereye abartma ya? Nereye abartma? Ben vallahi sıkıldım bu işten ya. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Uzatma Muz'u. Tamam var ya, bundan sonra ağzımı açmayacağım. Yemin ediyorum ağzımı açmayacağım, tamam mı? Vallahi konuşmuyorum bana. Niye geldiniz? Sen anlatacaksın. Niye geldik? Ben anlattım mahkemede ne olduğunu. Yarrağımın başını anlattın sen mahkemede. Benim anlatacak bir şeyim yok ki. Otur lan. Şöyle. Otur lan. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Lan oğlum, o zaman anlat lan adam akıllı. Ne olduğunu anlat. Anlatamıyorum. Lan sen mal mısın lan? Ha? Senin beynin basmıyor mu? Oğlum adamlar mafya mafya. Sana ne söz verdiler onu tutmayacaklar. Zaten mahkemeden önce senin de ailenini de bitirecekler. Ha illa birine güvenmek istiyorsan bize güveneceksin. Başka çaren yok. Sen niye kararını değiştirdin? Bir söyle bakayım. Sen misafirhanede çekildiğine emin misin? Evde olmadığı belli. Fotoğrafları ne yaptın? Ne yapacağım? O sinirli o şeyle yırttım attım tuvalete. İyi bok yedin. Karıştırmasaydınız o zaman ortalığı. Bolu'da hepsi daha güvendelerdi. Lan nereye daha güvendelerdi lan? Gittik sonunda kurtardık. Öldürüyorlardı aileni. Size güvendim. Emniyetin misafirhanesinden fotoğraf çekip yolladılar. Niye değiştirmeyeyim ifademi? Size bir kere güvendim. Daha da güvenmem. Hey Allah kolay olsun. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. İhsan Bey çıktı mı? Aha, birlikte çıkmamızın doğru olmayacağını söyledi. Söyle lan. Ha, alo abi. Abi ben bu Gökhan'la konuştum abi. Neymiş? Abi çocuğu tehdit etmişler. Nasıl la? Ya kızın misafirhanedeki görüntülerini çekmişler. Ondan sonra da Gökhan'a göstermişler. Misafirhanede? Vallahi bilmiyorum, öyle söylüyor. Vay amına koyayım ben. Fotoğrafları da yırtıp atmış, yok etmiş. Ya göğe onlar öyle söylemiş ama korkudan da öyle söylüyor olabilir. Korkudan da öyle söylüyor olabilir. Şu misafirhanenin görüntü kayıtlarına bak la. Bak bakalım bak. İyi tamam bakalım abi. O zaman misafirhanedeki kayıtları isteriz. Alo. Lan içeriden biri yardım etmediyse, o fotoğraflar nasıl çekildi?
70 ver lan. İki de sarı saç. Tamam amirim. Afiyet olsun. Eyvallah. Başka bir isteniz var mı? Yok, sağ olasın. Beysat'ın bizde fazla sorun olacağını sanmıyorum. Bugün yaşadığı şok ona yeter zaten. Özür dilerim efendim. Önemli bir durum var da. Söyle. Bahri Eylül'ü öldürecekmiş efendim. Ne zaman? 2 saate kadar. Hanımefendiyle görüşme bahanesiyle evinden aldıracakmış. Kim söyledi? Evi dinlerken duymuşlar. Dinleme cihazının başındaki elemanlarımız haber verdi. Bu işe ilgilenelim. Ne emredersiniz? Eylül deşifre olmuş. Bırakalım öldürsünler. Bence fırsatı değerlendirmemiz lazım. Nasıl efendim? Bahri hanımefendi için önemli bir adam. Evet efendim. İhsan Bey içinse büyük bir tehdit. Anladım. Madem kızı hanımefendiye götürmek için evden alacaklar, biz de orada olalım. Böylelikle Bahri'den de kurtulmuş oluruz. Hanımefendi İhsan Bey'in dışarıda olduğunu hissetmeli, değil mi? Gel la gel. Otur şöyle. Selam. Hayırdır? Hiç. Seni merak ettim. Niye? Haberlerde gördüm. Eşini öldüren adamlar tutuksuz yargılanacaklarmış. He. Siktiğimin hakimi öyle karar verdiler. Mahkeme heyetinin başında babam vardı. He. Sorun değil. Benim karım iyi bir insandılar. İyi bir savcıydı. Her şey kötüydü. Bir tek o iyiydi. Öldürdüler onu. Adalet için uğraşıyordu. Adaletin namına koydular. Sen ne düşünüyorsun adalet konusunda? Ben o konuda pek anlaşamıyorum. Neden? Adalet olmuş olsaydı Esra şu anda yaşıyor olurdu. Biz kavga ederdik hep onunla. Hep kavga ederdik. Hep beni eleştirirdi kurallara uymadığım için. Ben bile ikinci plandaydım. Kitap ne derse o olur derdi. Bunu savunurdu hep. Gördü kitabı. Elinde olsa kafalarına sıkar mıydı? Yok la yok. Ben hiç o yapılı bir herif değilim. Birkaç kere kendi kafama sıkmaya denedim, onu da beceremedim işte. Esra değiştirdi lan beni. Artık eskisi kadar sert bir adam da değilim ben. Ama hiçbir zaman söylemedim bunu ona. Niye? Ne bileyim ben. İnsan iyi de olsa değiştiğini kabullenmesi çok zor oluyor. Bazen gerçekten hak ediyorlar. Eşinin suikastinin arkasındaki adamlar tutuksuz yargılanacaklar. Yargıya güvenmiyorsun. Silahı kendi kafana değil de onlara doğrultsan kimse bir şey diyemez sana. İnsan bazı şeyler için feda edebilir dışarıda geçireceği yılları. La oğlum sikmişim dışarısın. Mevzu o değil ki. Doğru. Yanlış anlama. Git adamların kafasına sık demek istemiyorum. Sadece senin yerinde ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Sen benim yerimde değilsin la. Zaten benim yerimde olsan da bir sikim yiyemez. Doğru. Peki şimdi ne olacak? O şerefsizler her şeyi itiraf etmişti lan. Soner denilen herif, sonra İhsan. İhsan'ın ses kaydı vardı lan. Her şeyi ben yaptım dedi. Yukarıdan birileri de dedi, bana yardım etti. Babamın yanlış yaptığını biliyorum Behzat. Mevzu senin sadece baban değil ki. Ben babamı bilirim. Yanlış yapıyor. Nasıl da?
Babam devletin bekasından başka bir şey düşünmez. Bugüne kadar meseleye hep öyle baktı. He. Devletin bekası bu herifler içeriden çıkınca mı devam edecek? Babama göre evet. Efendim, oğlunuz geldi. Gelsin. Buyurun. Barbaros, hayırdır? Buralarda işim vardı, bir uğrayayım dedim. Gel. Bir emriniz var mı efendim? Bize iki kahve getir. Ben içmesem. Sen getir. Dosyaları götüreyim mi efendim? Okumam gereken birkaç ifade daha var, sonra götürürsün. Başsın efendim. Ne oldu? Hiç. Canım sıkkın biraz. Neden? Savcı suikastinin azmettiricilerini neden serbest bıraktın? Bilmediğin işlere karışma. Bilmediğim bir şey yok. Tetikçi itiraf etti. Adamı tehdit etmişler. Soner denen adam itiraf etmiş. İhsan denen adamın ses kayıtları var. Bunlar dava dosyalarında yok mu? Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Merak ettiğim için soruyorum sadece. Behzat'la mı konuştun? Ne ilgisi var? Tanıyor musun Behzat'ı? Nasıl bir adam olduğunu biliyor musun? Kural tanımaz, haddini bilmez, üstlerini bilmez bir adam olduğunu biliyor musun? Kaç soruşturma geçirdiğini, kaç ceza aldığını biliyor musun? Hayatımı kurtardı benim. Sadece benim değil, karımın da hayatını kurtardı. Sen de kendini borçlu hissettin. Ben sadece bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorum. Yanlış bir şey yok. Eldeki deliller bunu gerektiriyordu. Eldeki deliller derken? Merak ettiğim için soruyorum. Bilmediğin işlere burnunu sokma. Her işe karışma. Hele bu işlere hiç karışma. Haddin değil. Ben de oğlum beni ziyarete geldi diye seviniyordum. Meğer hesap sormaya gelmiş. Bilmeden etmeden, aklın ermeden beni yargılamaya çalışıyorsun. Ortada bir yanlışlık varsa itiraz ederler. Sen de uzak dur, anladın mı? Gel. Duruşmanız da başlamak üzere. İki saatte kahve getiremezsin. Ne işe yararsın sen? Çek çabuk, çek, çek. Ben kahvemi içene kadar oturabilir miyim? Umarım torunumu da kendine benzetmezsin. Tamam, burası, burası, burası. 77 numara. Dur, 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 inme. Çıktı evden. Beni alacağız. Bekle. Gidiyor adam. Yürü, yürü, yürü. Thank you.
İçeri davet etmeyecek misin? Ha, pardon ya. Şaşırdın mı? Şaşırdım vallahi ya. Da sen benim evimi nereden biliyorsun? Geçen gün kendini tarif ettin ya. Barda sormuştum nerede oturuyorsun diye. Hatırlamadın mı? Ha, hatırladım hatırladım. Yeri kolaymış zaten. Elimle koymuş gibi buldum. Kesin. Ya öyle yiyecek bir şeyler hazırlıyordum, kahvaltı falan ister misin sen de? Yok, gerek yok, sağ ol. Bu arada bir daha habersiz gelme. Durduk yere biriyle basıp sormayayım senden. Yok canım, öyle bir şey. Kimle basacaksın? Olsun, ben yine de haber veririm. Tamam. Ev temizse beni çağırırsınız. Emredersiniz efendim. Kaç kişisiniz? İki. Güzel. Sağ ol. Odalar temiz. Sen Soner'i tanıyorsun değil mi? Hangi Soner? Kaç tane Soner tanıyorsun? Bir. Cevap versene o zaman, ne soruyor? Arkadaşın değil miydi? Yani arkadaşım değil de arada gelip giderdi benim mekana. Bugün geldi mi? Evet. Bir şey mi oldu? İşte bir şey oldu mu? Senin şüphelendiğin bir şey oldu mu, onu soruyorum. Ne gibi? Ne bileyim ne gibi? Birini gördün mü? Biri bir şey söyledi mi? Benim odadaydık zaten. Ne olduğunu söyleyecek misiniz? Ya sen sorulara cevap versene, söyleyeceğiz. Bir sakin ol. Yalnız mıydınız?
Yanında iki bayan vardı. Biraz oturduk. Sonra bayanlarla beraber gitti. Bir şey konuştum seninle. Yok. Özgürlüğümü kutluyorum dedi. Ne oldu? Özgürlüğün dibine vurdu. Nasıl? Öldü. Hassiktir ya. Pardon, çok özür dilerim. Birden duyunca şoka girdim. Belli. Yanındaki bayanlar mı yapmış? Yok, onları yapmamış. İşte biz de katili arıyoruz. Nasıl olur ya? Daha bir iki saat önce yanımdaydı. Tamam, senin dikkatini çeken hiçbir şey olmadı mı? Aslında bir şey var. Biz mekandayken iki kişi gelmiş. Damsız oldukları için içeri almamış korumalar. Soner'i tanıdıklarını söylemişler. Koruma da içeri bilgi vermek için isimlerini isteyince gerek yok deyip uzaklaşmışlar. E şüphelenmediniz mi? Yani Soner gittikten sonra haber verdi koruma. Ben de hiç üzerinde durmamıştım. Şu korumalarında bir ifadelerini alalım uzun. Alalım. Söz sana çay alacağım ha. Beklesen çay getiriyorum. Senin bu dinleme muhabbetinden bir şey çıkmadı mı? İşte. Sahi bir daha aramadı beni. Aramazlar tabii. Seninle işleri bitti. İhsan'ı içeriden çıkardılar. Ama bu tür adamların sağları solları belli olmaz. Yine senin peşine düşebilirler yani. Ya ben daha ne kadar böyle yaşayacağım ki? Nasıl? Yani işte ben daha ne kadar senin koruman altında kalacağım? Bir daha Zahim'in seni aramayacağından emin olana kadar böyle olacak herhalde. İş kuracağım ben. Ne iş? İş, işte dükkan. Ne olursa yani, iş. Mesleği bırakacak mısın sen şimdi? Ben hiç başlamak istemedim ki. Nasıl ya? Sen hayatından memnun görünüyordun. İstediğim zaman çalışıyorum, istemediğim zaman çalışmıyorum diyordun. Ben düştüm Behzat. Düşürdüler. İlk başta İstanbul'da bir fuhuş çetesinin eline düştüm. İstemiyordum. Her gece ağlıyordum. Bağıra bağıra ağlıyordum. Sonra... Bunu ilk kaçmaya çalıştığımda yaptılar. Kızgın Demir'le. Bunu da ikinci kaçmaya çalıştığımda yaptılar. Üçüncü kaçmaya çalıştığımda beni bir tane göle götürdüler. Gece hava buz gibi, nasıl soğuk. O soğukta beni o göle soktular. Önce öldürecekler diye düşündüm. Ne güzel dedim, kendi kendime kurtulacağım ama... Sonra beni o suya attılar. Kafamı sokup sokup çıkarıyorlardı. Ben böyle direndikçe kafamı daha da sokuyorlardı. Sonra bir süre sonra ben bıraktım kendimi. Böyle durdum orada. Bana bakıp içki içtiler. Sonra kendime geldiğimde bir tane yataktaydım. Hastaneye bile götürmediler yani. Kendi kendime iyileşmemi beklediler. İyileşince de hiçbir şey olmamış gibi işe gönderdiler. Sonra da işte Gazanfer'e sattılar. O da beni Ankara'ya getirdi. Her an kaçarım diye de işte ara sıra çalışmama izin veriyordu. Gerçi nereye kaçacaksam kaçacak bir yerim de yok. Yani işte Gazanfer de yok artık, bırakacağım. Nasıl? Hep aynı hikaye değil mi? Ama öyle işte. Bir hata yaparsın, sonra ömrün boyunca çekersin.
Selam. Ne oldu? Hiç, konuşuyoruz. Sen iyi misin? Hı. Yüzümü yıkayıp yatacağım, uykum var. İyi geceler. Abi Soner bıçaklanmış. Kalbe tek darbe. Kanında uyuşturucu da var. Bu tünelin bara gidecektiniz de siz. He gittik abi, gittik ya. Dünden beri onunla uğraşıyoruz. Bu barın korumalarına iki tane adam gelmiş, Soner'e sormuş ama adamları kim bilmiyor. Ve adamla konuşmadınız mı siz? Konuştuk da abi, soranların yüzlerine bile bakmamışlar. Nasıl lan? Ya bir zengin mekanı şimdi bura. İki tane böyle paços tipi görünce hiç sallamamışlar. İki tane sefil geldi diyor. E Soner'e sorunca sizinle sallamamış mı yani? Ya bir adam diyor ki, ben işe yeni girdim, Soner'i tanımıyorum. Vay amına koyayım. Abi şimdi bizim bildiğimiz şu. Soner bara gidiyor. Sonra da işte kızlarla bardan çıkıyor. Bu. Kızların da kanında uyuşturucu var. He. Bizim şu İhsan'la da konuşmamız lazım. Amirim, müdür sizin gitmenize izin vermiyor. Ben gideyim abi. Sen git. Abi bu herifi de al. İyi. Hadi gel. Siz daha iyi mi yaptınız lan? Abi vallahi ben o işten hiçbir şey anlamadım ya. Nasıl anlamadın lan? Abi adam birdenbire yok oldu. Mahkemeden sonra kayboldu adam. Abi İhsan çıkana kadar bulunmadıysa bu saatten sonra hiç bulamayız biz onu. Uçmuştur o herif. Ben bulurum kardeş. Sen o güzel kafanı yorma, ben bulurum, tamam? Konuşma o zaman, bul lan. Bul. O herif önemli. Tamam abi. Bu Harun Nizamiye defterine getirecekti. Ne oldu? Burada amirim getirdi. He. Oldu, haber var mı peki? Amirim, bize saldıran adamın telefon numarasını buldum ben. Görüşme kayıtlarını bekliyorum. Bir şey çıkar çıkmaz zaten haber vereceğim size. He. Şunları ben bir odada bakayım. Hop! Çaylar, lavşaylar. Hayırdır? Hiç. Ne oldu ki? Bekleşirsin. Soner indirdik ya. Keyfim yerinde. Akşam da İhsan indirecek Murat. Amana koyarız onu. He? Madem bıyıklı amirime kıyak geçiyoruz, tam geçelim amana koy. Bakarız. Akşam Soner'in yüzü nasıldı ama? Öyle. Git bak, morgda aynı yatıyor öyle.
Gene mi morgdaydın? He. Sen ne soğukkanlı adamsın ha? Niye? Dün gece öldürdüğümüz adam otopsi yapıyor, umurunda değil ha. Ben onu otopsi odasına getirirken var ya, aklım çıkıyor, kalbim atıyor. Akşam takılalım mı biraz? Ne yaptın acım ya? Bana acım deme. Ya akşam işim var ya la benim. Ne işin var? Ya arkadaşlarla buluşacağım. Hangi arkadaşlarla? Ya ne yapacaksın işte, mahalleden arkadaşlarla yani. Hani senin hiç arkadaşın yoktu? Var canım, olmaz olur mu? Bir sürü arkadaşım var. Üzüldüm ha. Niye? Ya 40 yılda bir beni dışarı çağırdın. Yarın da kalak mı lan? He? Sakarya'ya gideriz. Biraz ısmarlarım sana. Çok güzel bildiğim bir Türk bar var. Nazlı diye bir karı var. Bir götü var. Gidek mi? Bakarız. Akşam işim var diyorsun yani. He ya. Vallahi işim olmayaydıydı da. Çok önemli ya. Gitmem lazım. Neyse ben gidiyorum. İşim var. Bir şey diyor mu? İçiyor mu? Buldum lan bir şey. Yabancı iş kimse yok işte. Sen, ben, bizim oğlan. Hepsi teşkilattır. Şey var işte, avukat var. Avukat da ama bunu zaten biliyoruz ya. Aile etmiştik, güvende mi diye bakmaya gitmişti. Kim çekti o zaman bu fotoğrafı Amin abi? Ne bilelim abi? Abi bu bebek korktuğu için yalan söylüyor olmasın ya. Benden mi korkacaklar? Abi çocuğu tatbikatta çatıdan sallandırdın. Ayağının dibine sıktın. Daha korkmasın mı? O zaman sen şey mi diyorsun? Korktuğu için falan bu uyduruyor mu yani bu fotoğrafları? He. Ne oğlum, bir saçma sapan konuşmayın lan. O fotoğrafı teşkilattan biri çekti. Nasıl oluyor abi? Ne demek nasıl lan? Ne demek nasıl? Buldu, ellerinden kaçırdılar. Bu işi içeride bitirmeleri gerekiyordu. Ama onu da teşkilattan biriyle çözdüler. Amirim. Tetikçinin telefon kaydı geldi. Olay günü 2 kere Gökhan'ın avukatıyla konuşmuş adam. Has siktir ya. Şerefsize bak, biz de bebeği savunuyor zannediyoruz ha. Abi nereye? Avukata gidiyorum lan. Tamam, bize gerek. Ben de haber bekliyorum lan siz. Ha babuş. Oğlum nerede la bu adam? Tamam ben de şimdi çıkacağım. Ben de o zaman birkaç yere haber bırakacağım ya, tamam. Ne oldu lan? Ya bu zalim yurt dışına mı kaçtı lan acaba? Niye? Ya kardeş 40 defa bulurdum ben bu adam burada olsaydı. Hiçbir türlü bulamıyorum anasını satayım ya. Selam. Selam. Ne yaptınız? Gittik İhsan'ın şirketine, avukatları karşıladı. Gerekirse kendisi savcıyla görüşür dedi. Biz de tıpış tıpış döndük. Oğlum ben dışarıda amirimi gördüm lan. Seslendim duymadım. Nereye gidiyorsun? Amirim Gökhan'ın avukatıyla konuşmaya gitti. Niye? Da oğlum bu Bolu'daki tetikçi yok mu? Gökhan'ın avukatı aramış. Ah siktir lan. He. Ya oğlum niye yalnız bıraktınız? Niye beraber gitmediniz adamla? Oğlum işte haber bekleyin dedi. Ne oldu, özel mi? Hı. Benim bir saat çıkmam lazım ben. Emre'cim, bence sen bunu amirimle konuş. Burada sana izin verebilecek hiç kimse yok. Ya adamın işi başından aşkın zaten. Bir saat çıkıp geleceğim, bir şey olmaz. Oğlum öyle artist artist çıkamazsın bak. İspiyonlarım ha Emre. Emre, ispitlerim, ispitliyorum. Ben ispiyonlamasam da ispiyonluyor gibi gerilim yaratayım da. Bu hayırdır, kimle buluşuyor? Kız arkadaş falan mı var? Sana ne oğlum ya? Oğlum. Selam. Selam. Ne oldu? Otursana. Kötü bir şey mi var? Konuşmamız lazım. Beklememişsin değil mi? Hı. Sen gecikince çıktın hep. Hı, sabaha karşı geldim. Anladım. Ya aslında bir an evvel konuşsak iyi olacak çünkü amirimin haberi yok çıktığından. Telefonla konuşsak daha iyi olacaktı hatta. Yüz yüze konuşmak istedim. Dinliyorum. Sen beni mi araştırıyorsun?
cevap versene. Sen benim evimi mi karıştırıyorsun? Sen benim özel eşyalarımı nasıl karıştırırsın ya? Şule, sen bana yalan söyledin. Ne konuda? Kardeşim, ben daha tanımıyorum dedin ama tanışmışsınız. Bana özel hayattan bahsedene bak. Yaşadığım hiçbir şeyden haberin yok. Benden habersiz gidip kardeşimin ölümünü falan araştırıyorsun ya. Manyak mısın arkadaşım sen? Ne yapacaksın Berna'nın ölümünü? Merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun sen? Berna'yı nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Berna intihar etti. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Şule, anlamaya çalışıyorum. Araştırmana gerek yok. Ben sana anlatayım. Kardeş olduğumuzu öğrenince babamdan gizledik bir süre. Sürpriz yapacaktık. Hatta Berna'nın doğum gününü de söyleyecektik. Teras vardı. Evet, teras vardı. Sonra Berna o gece intihar etti. Ben de tek başıma çıkamadım babamın karşısına. Zaten bir süre akıl hastanesinde yattı. Orada ziyaretine gittim. Sonra yanına yerleşti. Ama bir kez daha aynı acıyı yaşatmak istemedim adama. Ya ben... Sen ne sanmıştın? Kardeşimin ölümüyle bir alakam olduğunu mu? Hayır, bana neden yalan söylediğini anlamaya çalışıyordum. Keşke bana sorsaydın. İlk kez birine karşı bir şeyler hissetmiştim. İşin kötüsü senin de hissettiğini sanıyordum. Şule! Sen meraktan araştırmıyorsun değil mi ya? Başka bir şeyin peşindesin. Hayır ya. Neyse, ben nasıl olsa öğreneceğim. Pişman olacaksın benim de babamın da arkasından iş çevirdiğini. Şule, bu önemsiz bir şeydi. Unutalım mı artık? Gerçeği söyle, peşini bırakayım. Merak ediyorum dedim ya. Daha karşıma çıkma ya. Şule! Ya Şule! Otur la, otur. Bir konuşalım la biraz. Amirim, avukatla görüşebildiniz mi? Yok, görüşmedim ben. Görüşmeye de gittin abi. Gitmedim la. Niye? Ya bu iş öyle sanıldığı kadar basit bir iş değil. Gittikçe derinleşiyor. Derinleşiyor derken? Davadım işte, benim Bolu'ya gideceğimi biliyorlardı. Sonra o Gökhan'ın kız kardeşim fotoğrafını çektiler. Zaim ortadan kayboldu. Soner'i öldürdüler. Bu işi öyle ulu orta halledemeyeceğiz biz. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu Gökhan'ın avukatını takip edeceğiz. Haberimiz yokmuş gibi davranacağız. Bizi sahibine götürmesini bekleyeceğiz. Hayal et. 7 gün 24 saat herifin peşine düşeceğim, tamam mı lan? Ne yer, ne içer, hepsine bakacağız biz. Tamam abi. Sen de şu Gökhan'ın avukatının teknik takip için gerekli evraklarını çıkar Eda. Emredersin amirim. Ayşe arıyor lan. Ya kızım. Fotoğraflarımı bir kadın çekti. Emin misin sen kızım? Eminim. Bir daha görsen tanır mısın kızım? Tanırım. Polis miydi? Bilmiyorum Behzat amca. Daha önce kimseye söylemedim. Abimi öldürmelerinden korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam kızım, tamam. Ben halledeceğim her şeyi. Kapatmak zorundayım. Yengem geliyor. Daha kimseye bir şey söylemedim. Ne oldu? Ayşe'nin fotoğraflarını bizden biri çekmişler. Ne? Kim ya? Bilmiyor. Nasıl bulacağız abi? Görsem tanırım diyorlar. İyi misin sen? Neden? Sen de pek iyi değilsin. Değilim. Thank you.
Abras baba, tamam. Abras, burada dur. Ne kadar tuttu buraya? Buraya 22 mi tuttu ya? Evet abi. Abi 20 var olur mu ya? Ver abi, canın sağ olsun. Ha? Ver canın sağ olsun. Hakkını helal et ama. Helal olsun. Sağ ol. Hadi. İyi akşamlar. Hadi hayırlı işler, sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol, iyi akşamlar. Abi sen niye geldin ki? Ben paraları alıp gidecektim. Senin ne işin var? Abi. Dur ya, lan sen ne yapayım? Dur oğlum, dur. Gitme, boş ver. Gözünü aç. Dur oğlum, sen ne işin var? Allah'ını seveceğim. Ne olur be. Parıldayıp duran insanlara bak. Kendi düşlerine, düşmanlara bak. Gittikçe yükselen haller içindeyim. İnsanlar tahmin etmeliydim. Ne istiyorsun? Bak ikimiz de aynıyız. Anlaşabiliriz. Benim yerimde sen de olabilirdin. Seni öldürdüğüm zaman İhsan Bey olayın ciddiyetini kavrayacak. Ülkenin menfaati için ölmen gerekiyor. Boş ölmüş olmayacaksın. Ama beni öldürürsen İhsan Bey yaşatmaz seni. Aksine. Bu sayede el sıkışacağız kendisiyle.
Eylül'ün evini temizleyin. Zaim'in arabasına getirin. Keşke önüne ben otursaydım. O niye lan? Baksana sızdı seninki. Ben olsaydım sana daha eğlenceli bir gece yaşatırdım. Küçük orospu seni. Şimdi bak ne diyeceğim hacım. Bu sefer öldürüp geçiyoruz değil mi? İmza yok. Buzo. Niye? Kaç kere konuştuk bunları, bir sessiz ol ya. Heyecanlandım ha. Neymiş şimdi bunun suçu? Esra'nın öldürülmesinde parmağı var. Bir tek bunun mu var? Yok, başkaları da var işin içinde. Niye bundan başlıyoruz o zaman? Ya bir nedeni yok, bir sus ya. Şimdi biz Besat'a kıyak mı geçiyoruz yani, amacımız bu mu? Ne yapacağız? İcabına bakarız. İcabına bakarız derken karıları da öldürmeyeceğiz değil mi? Evet. Evet derken öldürecek miyiz? Hayır, öldürmeyeceğiz. Ya o zaman açık konuşsana. Yanlış anlayacağım, ölüme geleni indireceğim, göreceğine benimki ha. Başıma vurdu. Kaç aydır bu anı bekliyorum zaten. Biz senin ateşini söndürürüz. Ben de bunu istiyorum. Hop! Sikrisini görüyor lan burada! Otur oraya! Bağırmaya kız, kulağımızlarını siktiriz. Kimsiniz siz? Sus. Kızlar, size bir şey yapmayacağız. Sadece uyutacağım sizi. Yeter ki bağırmayın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam, geç şöyle. Şöyle geçin. Bakın, çok param var. İstediğiniz kadar alıp gidebilirsiniz. Ne kadar vereyim? Ne kadar istersen. Ne bileyim, sen söyle bir şey işte. Senin ne kadara ihtiyacın var? Ya siktirtme tahtanı. Ağanın eli tutulmaz işte. Ne kadar veriyorsan onu söyle. Şşş, ne oluyor? Yok bir şey ya. Muhabbet ediyorduk. Bırak muhabbeti, ellerini bağla. Bakın, benim param çok. Buradaki kasamda bile en az 100 bin var. Alın da gidin hadi. Kasa nerede? Dolapta. Şifre kaç? 1, 2, 3, 6, 5, 4. Biz parayla ilgilenmiyoruz. Kimsiniz? Hanımefendiye mi çalışıyorsunuz? Ben kimseye çalışmam. Peki ne istiyorsunuz? Bazen adaletin terazisi şaşıyor. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın. Ben hiçbir şeyim. Sadece bir piyonum. Asıl sorumlular başkası. Onlarla da ilgileneceğiz. Ama şimdilik seni idare ediyoruz. İhsan da var bu işin içinde değil mi? Hanımefendi gönderdi sizi değil mi? Yok, beyefendi gönderdi. Hanımefendi kim lan aman abi? Kim gönderdi sizi? Bilip ne yapacaksın lan? Zaten birazdan sik tutacağım aman abi. Neyin peşindesin sen? Neyi merak ediyorsun? Beni öldürmezseniz yardım ederim size. Ne olur yapmayın. Öldürmeyin beni. Ya sus! Siktireceksin şimdi tahtları var ya. Ben de çıkarım ya. Neyi? Ha bu kafandaki mi? Sen bilirsin. Yok ya, çıkarmayacağım. Kafam üşüyor da. Bakın, anlaşabiliriz.
kapat şunun ağzını. Bakın, anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Bırakayım mı seni de Dura? Niye? Nasıl niye? Gitmeyecek misin? Giderken bırakayım işte. Gerek yok. Burada takılırım. Hadi git sen. E tamam. Ya yanlış anlama. Amirim yanında ol diye söyledim. Yok, onun zaten bugün benden çok içkiye ihtiyacı var. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Bye bye. Beni aramışsın. Neredesin? Sen değil mi? Uma çıktım şimdi, eve gideceğim. Niye? Birkaç parça eşya vardı, onları alacağım. Gitme. Neden? Ya gitme işte, gitme, gitme. Eve git, beni bekle. Korkutma beni ya, ne oluyor? Ya dediğimi yap sen. Git eve, beni bekle. Tamam. Alev nerede Alev? Evinde mi? Yok, o dışarıda şimdi bu gece. O da gitmesin. Ya Besat söylesene, ne oluyor? Ya işte adamlardan biri öldürüldü. Sen de tehlikede olabilirsin ha. Eve git, beni bekle. Ben de işimi bitirince geleceğim. Tamam.
Hatırladın mı? Hoş geldin abi. Eve iki kadınla gelmiş abi. Kadınlar nerede lan? Mutfakta abi, hayret yanlarında. Ne diyor? Vallahi abi, eller arkadan bağlı. Tek bıçak darbesi var, o da kalbe saplanmış. Boğuşma yok ama. Ya şu kadınlarla bir konuşayım ben. Abi sen Eylül'le konuştun mu? He, eve geçiyor şimdi. Ha, abi hoş geldin ya. Adamlar iki kişiymiş abi. Ha, siz yüzlerini gördünüz mü? Yok, maske takmışlardı. Bizi bayılttılar. Nasıl bayılttılar? İğne yaptılar. Dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? Birisi çok tuhaf konuşuyordu. Nasıl tuhaf? Yani şiveli gibi. Diğeri çok düzgün konuşuyordu. İğneyi yapar yapmaz bayılmışız zaten. Uyandığımda önce arkadaşımı kaldırdım, sonra da polisi aradım. Bir hastaneye götürelim, muayenelerini yapsınlar. Kan tahlillerine de bakılsın. Sonra bizim oraya götürelim, ifadelerini alalım da. Tamam. Arkadaşlar bir ambulans alalım. Hemen komiserim. Şu para daha alayım, buyurun. Buyurun. Yardımcı. Abi bizim işimiz bitti. Bu annem işin içinde olabilirler. Nasıl ya? Bu Soner İhsan'ın adamı. İhsan'da annemle papaz. Nasıl olacak? Nasıl olacaklar? Yakında ortalık kan gövdeye götürecek. Ne yapacağız abi? Ya bu Soner'in bir arkadaşı vardı. Adı Tamer. Bu underground barın sahibi. Bir konuşalım bakalım adamla. İfadesini alalım bir. Belki bir şey biliyordur la. Hallederiz abi. Ha. İhsan'ı da almak lazım la. Tamam, ben Eda'yı arayayım o zaman. Yazışmaları yapsın. Şimdi sen gidersen yanlış anlaşılabilir. Şu Eda'yı ben arayayım mı? Bir ara. Arayayım. Tamam, ara. Neden getirdiniz beni buraya? Ben ne yapmışım anlamadım ki. Ya kardeşim bir sakin ol, tamam anlatacağız, bir sus. Ya iyi de ben hiçbir şey yapmadım ki. Yolda bir şey söylemediniz, burada söyleyeyim bari. Ne istiyorsunuz benden? Ya kardeş sende ne çene varmış, sen ne konuşuyorsun sen ya? Bir sus, zaten öğreneceğini aç kapıyı. Geç şuradan, karşıya otur. Çay kahve içer misin? Vallahi varsa bir çayınızı alabilirim. Yok. Neden sordunuz o zaman? Öyle usulen sordum. Sen de kibarca evet deseydin, teşekkür ederim falan deseydin. Atladın hemen çay var mı diye. Ben ciddisiniz sanmıştım. Ciddiyim ha.